Ben seninle gelmek istemiyorum. Neden söylemiyorsun? Çünkü onu sevmiyorum. Konuşacağız dedim. Gençler, çok pardon, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu şey bölümü var ya, Berkel'in bunu gördüğü yer. Böyle bir şey bilmiyorsun da daha Berkel olduğunu. İlk defa geliyorsun. Ya orada ufak bir şey var. Değil mi Serkan? Serkan! Seko! Abi kusura bakmayın ya, ben öyle yüzünüze karşı da biraz ayıp oldu gibi. Gaza geldiysem demek ki. Anlamadım ki abi. Bir şeyler olmuş bunlara, artist olmuş bunlar abi. Ya dün tam imzalayacaktı sözleşmeyi, sonra bir trip oldu, bastı gitti adam. Anlamadık biz de ne olduğunu. Şey, dur abi tamam, ben arayacağım abi seni. Bir dakika, bir dakika. Merhaba Şenol Bey, nasılsınız? Hayırdır Ali? Bir ön protokol falan bir şey diyordunuz onunla ilgili, imza falan. Burada, burada. Buyur. Buraya mı atıyorsunuz? Evet. Bir de avans falan diyordunuz, onu nasıl yapalım? Onu sonradan bir şey yapsak? Serkan! Seko! İsmail abi! Hop!
İyi, sen oğlum, niye öyle söylüyorsun ya? Ne yapmaya geldin buraya? Duruyordun orada mal gibi. Ben de diyorum mal gibi. Yapsak olmuyor. Geri geliyoruz ya. Kurtulamıyoruz yani. Kurtulacağız abi. Bir şekilde kurtulmak zorundayız. Böyle olur mu ya? Sen ne saçmalık bu? Bu gece bu işi bitiriyoruz abi. Nasıl olacak o iş? Bilmiyorum. Bir yolunu bulacağız. Böyle olmaz ya. Ben mesela söyleyeyim. Ben imzamı attım. Vallahi yeni işe başlarım sezonu. Ne yaptın? İmzayı attım ya. Oğlum nasıl attın ya? Biz imza atmayı bilmiyor muyuz yani? Bekliyorduk hani birlikte çalışacağız diye. Oğlum kafayı yemek üzereyim lan. Vallahi bak ciddi söylüyorum. Kafayı yeme noktasına geldim ya. Aptal bir delilik içindeyim ben. Mecnun'u görüyorum abi evde. Yemin ediyorum Mecnun'la yatıyorum, Mecnun'la kalkıyorum ya. Oğlum bak. Geçen gün Allah belamı versin abartıyorsam. Sağ tarafındaki iyi Mecnun, sol tarafında kötü Mecnun vardı ya. Saçını kestirmiş. Ben de gideceğim galiba ya. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum işte. Tekne diyordum işte. Al sana tekne. Çıkacağım öyle. Nereye gidersin? En iyisi. Vallahi gidin kafayı dağıtın birazdan. Başka bir şey yapın. Burası bu kadar. Bitti burası yani. Bu. Vur. Vur. Hadi vur. Abi vur da yani. Abi ne yapayım? Ben de gideyim o zaman imzalayayım ya. Yırttım attım sözleşmeyi. Oğlum sen ne salak adamsın ya. Oğlum ne yapayım? Bekliyorum birlikte bir şey yapacağız diye ya. Çözerim onu ya. Metot oyunculuğu deniyordum derim. Kim? Metot oyunculuğu. Vedat oyunculuğu mu diyor? Ha, Vedat oyunculuğu. Stanislavski. Bir şey denedim derim, tepki ölçmeye çalıştım derim. Yani. Neymiş? Rolüme hazırlanıyorum derim. Vedat oyunculuğu mu? Vedat oyunculuğu. Ya bırak ya. Medet oyunculuğu. Medet oyunculuğu. Ne? Ben ne yapayım? Çok istiyorum. Köpek olacağım dedim. Afiyet olsun. Geldi bak mahalleli. Gelmez diyordum. Gelmez dedin, geldi. Yok ay, abi ne mahallelisi. Toplasam hiç kez gelmiyorum şimdi adam biliyoruz buraya. Yani, onu biliyoruz ya. Biri mesaj atmış. Sizinkiler buralarda yoksa çekim mi var diye. Dedim kesin yine demleniyorlardır onlar. Kalktım geldim ben de. İyi bulmuşsun burayı. Ya Darüşşafaka'da indim metrodan. Taksiciye dedim ki Mecnun eve gideceğim. Tamam abi dedi. Al işte. Bravo. Arkadaş ya böyle bir diziyi bu durumda sezona başlamadan bitir ben. Hiçbir şey anlamadım ya. Ben ne yapayım abi? Bir de yeni bölüm yazmıştım elimde patladı ya. Onun parasını alamıyoruz değil mi? Bakacağız okuyalım da bölümü. Ya her şeyi geçtim abi tamam yeni bölüm neyse de dizinin finali hazırdı ya. Ne diyor ya? Evet abi. Gerçekten mi? Bir şey soracağım delikanlı gibi. Gerçekten finalde ne oluyordu abi? Ya onu geçemedi ya. Abi şimdi bizim Mecnun var ya. Şu ilkokuldayken bir kaza geçiriyor ve yatağa bağlı kalıyor. Ama böyle hani bırak yatağa bağlı yani konuşamıyor bile çocuk. Böyle sadece bakıyor yatağında. Annesi onunla ilgileniyor böyle sürekli. Baba taksici. Ama kadın bir süre sonra o kadar beziyor ki böyle çekip gidiyor. İskender'de mecbur işi gücü bırakıp böyle Mecnun'la ilgileniyor. Yani. Yani bizim o şimdiye kadar izlediğimiz her şey aslında Mecnun'un kafasından geçen şeyler. Biz hep onları izledik. Mesela Kaan, bunun ilkokul arkadaşı. Hep böyle onu şeyle gördük ya, önlükle. Çocuk büyüyor falan ama hep önlüklü. Çünkü Mecnun onu öyle hatırlıyor. Onlar hiç bilmiyor. Evet abi. Babası buna yemek yediriyor mesela. Orada bir tuzluk var. O tuzlu Erdal'a benzetiyor. Erdal da kim biliyor musun? Babası diyor ki Erdal siparişleri getirdi yine diyor. Hani bakkal. onu Erdal'a benzetiyor ama Erdal'ı hiç görmemiş. Ondan sonra kim var başka? Mesela Yavuz. Yavuz aslında o gece böyle camdan içeri giren ağaç dalları var ya onun gölgesi olur böyle. O gölge abi. Çünkü bu eve taşındıkları zaman İskender bir ağaç dikiyor ve ismini Yavuz koyuyor. Hani Mecnun onu böyle fidanken falan hatırlıyor da ağaç halini bilmiyor. O öyle onun için Yavuz diyor ona böyle siyah bir odada. Hiç... Abi Yavuz hiç kapıdan gelmedi eve ya. Hep... Evet abi hep camdan geliyor.
hep onlar. Ondan sonra doktor geliyor bak. Doktor gelip buna iğne vuruyor. Onun yaptığı aşı var ya, işte o aşı aksakallı dede, şırıngada onun asası. İçeride yani Mecnun vücudunda mikroplarla savaşıyor. Yani karabasan. İsmail? Abi İsmail de balık. Böyle Japon balığı. Böyle kocaman gözleri var falan böyle. Kavanozda duruyor böyle karşıda bir yerde. Mecnun böyle sürekli buna bakıyor. İsmail abi diyor içinden. O da ona sanki hop diyormuş gibi geliyor. İskender bir gün buna eş getiriyor. İsmail abiye Japon balığı. Böyle koyuyor suya falan. Daha ilk gün ölüyor balık. O nedenle böyle hep ona üzülüyor böyle uzaktan uzaya İsmail'e böyle. Çok çok hüzünlüymüş gibi geliyor ona. Of. Vay anasını. Pullu pullu. Peki Leyla'lar daha ne olsun? Abi Leyla da bunun ilkokulda aşık olduğu kız. Ya aşkı değil böyle ilkokulda bir kızdan hoşlanıyor. Ama hiç gidip konuşmamış bile kızla. Sadece ismini biliyor Leyla. Onun anne ona aşık yani. Bir Leyla var ortada ama kendisi yok. O gördüğümüz kızlar var ya sürekli Leyla değişiyor kızla. O da böyle dizilerde, filmlerde gördüğü kızlar. Televizyonda bir kız görüyor ve ona Leyla diyor ve ona aşık oluyor. Çünkü yani tüm hayatı o oda kadar abi Mecnun. Ah ya. Yazık oğlum ona ya. Hiçbir şey bilmiyor ya. İçelim Mecnun'a ya. Gel. Yazık mı? Of. Özledim ya Mecnun'u. Ben de özledim lan. Aksakal dede ne oluyor? Kedi mi aksakal dede? Kedi. Tamam her şey yiyor ya. Adını söyle. Neymiş? Hacı. Hacı. Hacı kedinin adı ya. Evet abi. Bakın götürüyorlar geri geliyor. Götürüyorlar geri geliyor. Her yerden çıkıyor ya. Beyaz tekir. Her şeyi yiyor. Peki bir şey soracağım. Çiçekçiyle Melih... Kubilay. Onlar da ayrı ayrı bitkisel hayattaymış. Melih'in ne olduğunu aslında söylesene sen.